Değerli izleyiciler, Şeyh Bedrettin'le ilgili tartışmalarımızdan birkaç sorumuz var. O sorular bittikten sonra varidat üzerinde duracağız. Varidat biliyorsunuz filozofumuzun en önemli eserleri içerisinde ve belki de en popüler olanı. Fakat ondan daha önemli olan eserleri var. Onları daha önceki programda söylemiştik. Bedrettin der ki, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayalım. Aslında burada yaşamda, insanlığın varoluş tarihinde, düşüncelerde bir süreklilik vurgulanır. Yani dünkü olaylar ya da fikirler bugünü, bugünün fikirleri de yarını ilgilendirir. Fikirler arasında insanın üretmiş olduğu fikirler, medeniyetler, kültürler ve ortaya çıkan dinler arasında aslında dünün, bugünün ve yarının değil, hepsini sırasıyla birbirine bağlayan belirli özler vardır. O bakımdan dünü bilmeyen bugünü yaşayamaz. Bugünü yaşayamayan da gelecekle ilgili herhangi bir tahminde bulunamaz. Yani geleceğini belirleyemez. Geleceğini başka şeyler, başkaları belirlerler. Değerli izleyiciler, Türk filozoflarının aynen Batı filozoflarında olduğu gibi slogan diyebileceğimiz sözleri var. Onları zaten anlattıktan sonra zaman zaman ayrıntıları bitirdikten sonra zaman zaman söyleyeceğim. Başta söylediğim gibi. Şimdi sorulardan birisi şu. Deniyor ki daha Şah İsmail ortada değilken, Safeviler yokken nasıl olur da Bedrettiniler, Şeyh Bedrettin'in ölümünden sonra Bedrettinilik adı altında ortaya çıkan bir çeşit Alevilik Deli Orman'da ve Trakya'da kendini gösterir ve Bedrettinilik adı altındaki Alevilik Trakya'nın mesela bir Trakya vari, Trakya usulü bir Alevilik halinde var olabilir. Oysa Alevilik daha çok Safevilerle birlikte ortaya çıkmıştır. Sünni olan bir Şeyh Bedrettin'in tayfaları, Bedrettin tayfaları diye de geçiyor. Nasıl olur da Alevi Bedrettiniler olarak şu anda varlıklarını devam ettirirler. Yani Trakya'da, Deli Orman'da özellikle. Şimdi değerli izleyiciler, Aleviliğin tarihini Safevilerle başlatmak tarihsel bir yanlıştır zaten. Alevilik düşünce ve yorum yaşamı, dini yorum tarzı olarak Safevilerden de önce var. Onun tartışmasına şimdi girmeyeceğim ama bu noktayı, bu kafa karıştıran soruyu özellikle yanıtlamak için söyledim. Şeyh Bedrettin Sünni iken onun tabileri ölümünden sonra nasıl işte Bedrettiniler şeklinde Alevilik meşrebini ortaya koyarlar sorusunun eksik tarafı şu. Şeyh Bedrettin aslında ne Sünniydi ne Aleviydi. Yani bunu belli bir mezheple Şeyh Bedrettin'i sınırlandırmak son derece yanlış olur. Yani bilgi yanlışı var burada. Bilgi yanlışları da yanlış soruları ortaya çıkarıyor. Değerli izleyiciler, Şeyh Bedrettin'le ilgili Osmanlı kaynakları hiçbir zaman onun kafir, mülhit, zındık olduğunu söylememişler. Zaten idamının da siyaseten olduğunu özellikle belirtmişlerdi biliyorsunuz. Ama 16. yüzyılda Ebu Suud, meşhur Ebu Suud, Şeyh Bedrettin'in ve Bedrettinilerin kafir olduğunu ve onların katlinin vacip olduğunu söyler. Ebu Suud zaten kendisi gibi düşünmeyenler dışında herkesi küfürle itham eden meşhur kadıdır biliyorsunuz 16. yüzyılda. Dolayısıyla Ebu Suud'un fetvası tarihsel olarak geçersizdir. Bedrettin'in düşünceleri açısından da geçersizdir. Onu özellikle belirtelim. Diğer taraftan 17. yüzyılda yaşayan, yani Şeyh Bedrettin'den yaklaşık 300 yıl sonra yaşayan Aziz Mahmud Hüdayi, ölümü 1628. Aziz Mahmud Hüdayi de Şeyh Bedrettin'in işte kafir olduğunu, aynen Ebu Suud fetvasında olduğu gibi inançsız olduğunu söyler. Biliyorsunuz bugün Aziz Mahmud Hüdayi tekkesi, tarikati, işte tabileri vardır İstanbul'da da. Şeyh Bedrettin'i Aziz Mahmud Hüdayi'nin bu şekilde tanımlamış olması sadece Ebu Suud'un ileri sürmüş olduğu kafirlik diye damgalamış olduğu, fetvasında damgalamış olduğu yanlış bir görüşü devam ettiren ikinci bir yanlışlıktır diyebiliriz. Bunu özellikle de belirtelim.
Şimdi gelelim Varidat adlı eserine. İleride eğer fırsatımız olursa onun hukuk felsefesi üzerine yazdığı eserler üzerinde durabiliriz eğer fırsatımız olursa. Çünkü Bedrettin'le ilgili programımızı, bu üçüncü programımızı burada zaten kapatacağız. Daha ileri öbür programlarda başka Türk filozoflarına geçeceğiz. Şimdi Varidat çok popüler olduğu için, meşhur olduğu için ondan bir takım alıntılar yaptım. Varidat, Şeyh Bedrettin'in en popüler eseridir demiştik ve çok kişi duymuştur bunu. Peki acaba Varidat adlı yapıtının tarihi, en eski nüshası nereye, hangi döneme kadar gider? 16. yüzyıla kadar gider. Yani Varidat, bugünkü Varidat'ın, bugün elimizde bulunan Varidat'ın en eski nüshası, yani orijinal modeli 16. yüzyılda bulunmuştur. O yüzyıldan bu tarafa çeşitli kütüphanelerimizde 20'ye yakın Varidat nüshaları vardır. Yani bazıları birbirinden farklıdır. Bazıları aynı nüshalardır. Yani Varidat konusunda da tam bir fikir birliği aslında yoktur. Fakat genel olarak ortak bir metin şeklinde elimizde bulunan birkaç nüshaya baktık. Bazı sonuçlar çıkardık oradan. Şimdi burada ne var? Varidat adlı bu manifestosunu, aslında Şeyh Bedrettin manifestosunu anlamak için hemen benim birkaç program, birkaç şey birim önceki programlarıma mutlaka bakınız. Bir kere eğitim öğretiminde Şeyh Bedrettin hangi hocalardan ders aldı, hangi bilimleri okudu, neler düşündü, eğitiminin derinliği neydi? Bunların ben yanıtını daha önceki programlarda verdim. Ama size özellikle dikkatinizi çekecek bir şey tekrar söylemek istiyorum burada. Hanefi hukuku üzerine dayalı olarak bir hukuk metodolojisi geliştirdiğini aklımızdan çıkarmayalım. Bir taraftan Hanefi hukukçusudur, diğer taraftan Mevlevilikle ilişkisi vardır. Bir başka yönden hurufiliği çok iyi bilmektedir ve hurufilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Diğer taraftan Tebriz'deki batıni hareketler ve batınilikle ilgili derin bilgisi vardır. Tıpla ilgilenmiştir. Mantıkçıdır, kelamcıdır, hadisçidir, astrologdur. Hemen her konuda adeta 10. yüzyıldaki İhvan-ı Safa'yı, yani temiz kardeşleri andıran, hem ansiklopedik anlamda geniş bir bilgiye ve enformasyon alanına sahiptir, hem de derinlemesine bilgi sahibidir. Şimdi acaba Şeyh Bedrettin'in Varidat'ını nereye koyalım? Yani ona batıni mi diyelim, materyalist mi demek daha doğru olur? Tamamen panteist midir? Vahdedi vücutçu mudur? Vahdedi mevcutçu mudur? Birçok şeyler söyleniyor, biliyorsunuz. Şimdi Şeyh Bedrettin'in Varidatından yola çıkarak onu yargılamaktan çok Varidatında ne söylediğini can alıcı bazı alıntılarla anlatmak ve anlamaya çalışmak çok daha iyidir. Bir kere Varidat'ı anlamak için, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Varidat'ı anlamak için bir, genel felsefe bilmek gerekiyor. İkincisi, İslam felsefesini bilmek gerekiyor. Üçüncüsü, İslam felsefesi içerisinde özellikle büyük kelamcıları, mesela Fahrettin Razi gibi kelamcıları bilmek gerekiyor. Vahdedi vücutçu hareketleri mutlaka okumak lazım Varidat'ı anlamak için. Mantıktan nasibimizin olması gerekiyor yine. Diğer taraftan Muhyiddin İbni Arabi'yi, Plotinus'u, Hallacı Mansur'u çok iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü Şeyh Bedrettin bunları okuyup değerlendirerek bunlarla ilgili eleştirilerini veya taraftarı olduğu düşünceleri belirterek Varidat'ını yazmıştır. Yani Varidat elimizde belki yani bir 70 sayfa kadar, 70 ile 110 sayfa bugünkü baskısına bakarak söylüyorum.
varak olarak, yani yaprak olarak hesap ettiğiniz zaman orijinalini, işte o yaklaşık bir 30 varaktır. Yani yaprak AB yüzleriyle birlikte her bir sayfa, yani her bir yaprak AB yüzüyle bir sayfa veya bir yaprak eder. O da 30-35 civarında kısa bir kitaptır. Fakat bu kısa kitabın içerisinde koskoca bir İslam düşüncesi, hukuk mantığı, doğa felsefesi sığdırılmıştır. Düşünün, bir 70 sayfalık, 100 sayfalık bir kitaba adeta dünyayı sığdırmıştır. Varidatı yani sıkıştırılmış, konsantre edilmiş bir bilgi şöleni olarak görmek çok daha doğru olur. Yani rastgele varidat okumalarıyla Şeyh Bedrettin hakkında kesinlikle belirli bir sonuca gitmek mümkün değildir. Varidatı okumak için felsefeyi okumak gerekiyor. Mantıkla mutlaka bir barışıklığımızın bulunması lazım. O bakımdan varidatı nasıl okumalıyız? Okuma örneklerinden ben bazı pasajlar vereceğim okuma örneği olarak. Bir bakalım. Diğer taraftan bu metinlere girmeden önce şunu özellikle belirteyim. Bugün özellikle üniversitelerin felsefe bölümlerinde ve okumayı seven gençler arasında meşhur olan bir filozof vardır. Spinoza, 17. yüzyıl filozofu. Yani doğa ile Tanrı aynı şeydir der Spinoza. Ve genellikle panteizmin, batıdaki panteizmin, yani her şey Tanrı'dır, ne görürsen Tanrı'dır, her şey Tanrı'nın bir parçasıdır diyen bir filozof olarak batıda panteizmin öncüsü sayılır. Yani batıda panteizm acaba kiminle temsil ediliyor diye sorarsak rahatlıkla Spinoza'yı gösterebiliriz. Acaba Spinoza materyalist midir bu anlamda? Diyenler var, materyalist diyen var, ama doğanın kendisi yani bütün deneyselliğine rağmen, bütün katılığına ve gözlemlenebilirliğine rağmen işte Tanrı'dır, Tanrı neyse doğada odur gibi kesin cümleler, kesin yargılar vardır, ama işin içinde sadece deneylenebilir bir doğa değil, aslında bir aşkınlık, bir yücelik, bir spiritüellik de vardır. Eğer bir felsefe sisteminde idealizmi andıran motifler varsa ve bu idealizmle realizmi birleştiren bir deneme eğer görür isek, mesela panteizminde gördüğümüz gibi şeyin, Spinoza'nın, buna tamamen materyalizm demek çok zordur. O zaman Karl Marx'ın materyalizmi ile Spinoza'nın materyalizmi aynı olur. Birbirinden ayırmak gerekiyor bunu. Panteist diyebiliriz. Yani kamu tanrıcılık, tüm tanrıcılık diyebiliriz Spinoza'nın görüşüne. Ama benim dikkat çekmek istediğim şey şu. 15. yüzyıl, hatta 14. yüzyıla da çekebiliriz. 15. yüzyılda diyelim, Şeyh Bedrettin'in doğa felsefesi, tanrı felsefesi neredeyse hemen hemen satır satırına Spinoza'nın etikasında görülür. Yani 17. yüzyıla geldiğimizde. 2-300 yıl sonra gelen Spinoza adeta Şeyh Bedrettin'in varidatındaki panteistik ögeleri, şimdilik panteistik ögeler diyelim, vahdedi mevcut da diyenler var buna, bakalım onları da irdelememiz gerekiyor. 2-300 yıl sonra Spinoza'nın etikasında, teoloji ile ilgili çalışmalarında benim tespitlerime göre varidatta geçen bazı satırlar olduğu gibi Spinoza tarafından tekrarlanmıştır. Şimdi belki kafasını batıyla bozmuş bazıları şunu düşünebilirler. Nasıl yani? Şimdi koskoca Spinoza Şeyh Bedrettin'in varidatından mı yararlandı? Neden olmasın? Batılılar dipnot düşmeyi bilmezler biliyorsunuz. Şimdi bize dipnot düşmeyi öğretirler. Kendileri İslam düşüncesinden, Türk düşüncesinden pek çok şeyleri alırlar. Kendi malları,
kendi emtialarıymış gibi kullanırlar. Kendi fikirler olarak pazarlarlar ama hiçbir zaman da dipnot düşmezler. Peki Şeyh Bedrettin Varidatını yazarken, diğer hukuk felsefesiyle ilgili külliyatını kaleme alırken referans gösteriyor muydu dipnot? Evet. Şeyh Bedrettin kimden hangi düşünceyi almış ise, hangi düşünceyi referans olarak almışsa mutlaka kaynağını göstermiştir. Biliyorsunuz kaynağı gösterilmeden herhangi bir düşünceyi veya bir kitap bölümü, bir kitabın bölümünü, bir satırını veya bir kavramı alıp yayınlarsanız bu plagiarizm oluyor. Yani intihalcilik, yani akademik hırsızlık oluyor, bilim hırsızlığı oluyor. Bunu yapan herkes bilim hırsızıdır. Şeyh Bedrettin aslında kişisel olarak da erdemli, o kadar erdemli, ahlaklı, dürüst bir insan ki hangi fikri kimden aldıysa onun kaynağını veriyor. Bakın bu 14. 15. yüzyılda yapılan şey. Spinoza eğer kaynak verseydi herhalde Şeyh Bedrettin'den sayfalar dolusu bahsetmesi gerekirdi. Bunun tersini iddia eden varsa lütfen Spinoza ile Şeyh Bedrettin'i karşı karşıya getirsin, satır satır karşılaştırsın. Ama bunun için ne lazım biliyor musunuz? Spinoza'yı Türkçesinden okumak yetmez. Orijinal dilinde bileceksiniz. Bu yetmez. Bu da yetmez. Bir de hiçbir zaman nazarı itibara almadığınız Türk filozoflarının dilini de öğreneceksiniz. Neymiş bu diller? Arapçayı bileceksiniz, Farsçayı bileceksiniz, Türkçeyi çok iyi bileceksiniz. Şimdi bunlar bilinmeden iki filozof ile ilgili karara varmak mümkün değil. Ve dediğim gibi kafası batı sömürgesinin hastalığıyla hastalanmış olan insanlar, ki aydın demiyorum ben bunlara, bizim filozofları küçük görürken batılı filozofların her dediğini, kaynaksız, mesnetsiz söylediği şeyi tanrısal bir vahiy gibi alırlar. Örnek göstereceğim ben size şimdi. Bu örnekten sonra isteyen araştırıcılar ekip halinde bir araya gelirler, karşılaştırabilirler. Diğer şeyler için de, diğer filozoflar için de benzer iddialarda bulunabiliriz. Ben hatta bir ara Hegel'in, Kant'ın, evet çok büyük filozof bunlar ama aynı zamanda hırsız olduğunu söylemiştim. Spinoza da Bedrettin Simavi'nin hırsızıdır. Bedrettin Simavi'de ne varsa Varidat'ta, Spinoza'da onu görürsünüz. Ama bizim Türk genci, Türk felsefecisi Spinoza'yı Türkçesinden okur, ama Bedrettin'i Türkçesinden okuyamaz. Bedrettin'i Arapçasından okuyamaz. Farsçasından okuyamaz. Aradaki fark işte kültür erozyonu. Bir medeniyetin hüzünle batışını böyle görebiliyoruz. Acaba Bedrettin bir materyalist mi dedik. Onun yanıtını verdik. İki akılcı mı? Evet akılcı. Rasyonalisttir. Peki mistik mi? Yani bir sufi mi? Evet, öyle. Peki acaba akılcılıkla sufilik yan yana gelir mi? Evet, gelir. Çünkü Farabi'de ve İbn Sina'da tasavvuf tamamen rasyonel temellere dayanır. Yani tasavvufun ussallığı, akliliği büyük İslam filozoflarının tasavvuf felsefelerinde zaten vardır. Bunu bugünkü şeyhlerle, şıhlarla, tarikatlerle karıştırmayın. Bugünkü tarikatlerde ne akıl var, ne izan var, ne insanlık var. Öyle olsaydı zaten başımıza bombayı yağdırmazlardı biliyorsunuz Fethullahçılar. Ve onların devamı var bir de. Onların da bomba yağdırmasını beklemeden bu akıl düşmanı, bu insanlık düşmanı gruplarla mutlaka devletin mücadele etmesi gerekiyor. Akılcı dedik, spiritualist mi? Evet. Aynı zamanda spiritüalisttir, aynı zamanda mistiktir ve aynı zamanda büyük bir hukukçudur Şeyh Bedrettin. Ve bütün bunları olabilmek için insanın devrimci olması lazım. Yani her bilgiyi akılcılıktan mistikliğe kadar, mistiklikten spiritüalizme kadar her şeyi bir araya getirip bir dünya görüşü yaratabilmek için gerçekten devrimsel düşünmek gerekiyor ki Şeyh Bedrettin de öyle bir insandır. Mısır'da öğrenimini görürken özellikle bazı filozoflar onun dikkatini çeker.
Mesela bunlardan birisi İbn-i Ravendi. İbn-i Ravendi İslam düşüncesi içerisinde rasyonalist, işte deist, yani dini kabul etmeyen, Tanrı'ya inanan ama dini kabul etmeyen, hatta bazen de sapkın olarak bilinen filozoflardandır. İbn-i Ravendi'yi yakından biliyor. Sonra kimi yakından biliyor? Ebu Hayyan Tevhidi'yi. Ebu Hayyan Tevhidi 10. yüzyılda 1023'te ölmüş bir büyük filozoflardandır. Tevhidi ne diyordu biliyor musunuz? Belki daha önceki programlarımda söyledim. Tevhidi diyordu ki el insan meselelil insan. İnsan insanın başının belasıdır diyordu. Bu Şeyh Bedrettin'in varidatında farklı şekillerde dile getirilmiştir. Şeyh Bedrettin Ebu Hayyan Tevhidi'den çok yararlanmıştır. Hocasıdır o. Yani yüz yüze görüşemese bile yararlandığı İslam filozofları arasında Tevhidi de vardır. Peki Tevhidi'nin hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İnsan insanın başının belasıdır sözü Thomas Hobbes da 16. yüzyılda homo homunu lupustur. Yani insan insanın kurdudur. Bakın arada 500 yıl var. 500 yıl var. Daha önce bu söz söylenmiş ama Thomas Hobbes dikkate almadan kendi fikri gibi yazmış geçmiş. Ama bizim gençlerimiz homo homunu lupus derler ama insan insanın başının belasıdır demezler. İşte kültürel çöküş, milli çöküş bu anlama geliyor. Acaba varidat niye tepki çekiyor? Neden ne biliyor musunuz? Allah, peygamber, kitap, ahiret, cennetteki huri kızları ve köşkleriyle ilgili pek çok anlayışı ters yüz etmektedir Şeyh Bedrettin. Bakalım, acaba Allah peygambere vahiy gönderdi mi? Evet gönderdi diyor. Allah peygambere Kur'an'ı gönderdi. Bakın, bu net, bunu söylüyor. Ve devam ediyor, varidattan alıyorum bu cümleleri. Varlık alemi nedir? Varlıkların hepsi Allah'ın bizzat kendisidir diyor. Alem ezeli ve ebedidir. Her şey Allah'tır, o da her şeydir. Bakın bu ifadeleri ben Spinoza'nın eserinden olduğu gibi alıp okuyabilirdim size ama bu Şeyh Bedrettin'e ait ifadelerdir. Şimdi bu ifadeleri görenler diyorlar ki bu kişi doğayla Tanrı'yı özdeşleştiriyor. Yani ne görürsek Tanrı'dır demek istiyor diye iddiada bulunuyor. Bu son derece yanlıştır. Çünkü doğa ile Tanrı arasında bir zaman koymamaktadır. İslam filozoflarında da aynısı var. Mesela genelde şöyle bilir insanlar veya böyle yorumlarlar. Önce Allah vardı, sonra evreni yaratmak istedi, ol dedi ve oldu. Peki ol demesi için araya bir zaman girmesi lazım. O zaman araya zaman giriyorsa o zaman Tanrı'ya o zaman aralığı alemden önce Tanrı'ya bitişmiş demektir. Zaman da ezeli ebedi olur. Ha o halde evren Tanrı'dan taşarak meydana gelmiştir diyen Plotinus'un görüşlerine nasıl da yakın olduğunu Şeyh Bedrettin'in görüyoruz. Her şey Allah'tır, o da her şeydir. Şimdi bu ifadeler varidatta Muhyiddin İbni Arabi'nin şu görüşlerini yansıtıyor. Muhyiddin İbni Arabi ne diyor biliyor musunuz? Küfür ve iman bize göredir. Yani yaratıklara göre. Allah katında küfür ve imanın değeri yoktur. Çünkü Allah öyle bir kendi katında böyle bir ayrım yapmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Evrensel, kucaklayıcı, natürel, doğal ve bütün insanları kucaklayan bir din anlayışının ilk izleridir diyebiliriz. Varidat da diyor ki, varidatta bakın bir cümle geçiyor. Kim ben Allah'ım derse, Hallacı Mansur gibi, Enel Hak. Hallacı Mansur'u da iyi biliyor ve okuduğunu da zaten kayıtlarda görüyoruz. Kim ben Allah'ım derse, onun cevherinden oluştuğu için, yani Allah'ın cevherinden oluştuğu için doğru söylemiş olur diyor. Nasıl olur? Yani birisi Allah'ım derse Allah mı oluyor? Hayır. Şöyle oluyor.
Tanrı'nın cevherinden geldiği için, Tanrı'nın cevherinden geldiği için söylediği doğrudur. Peki Kur'an'a bakalım. Bedrettin Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Kur'an-ı Kerim bilmez olur mu? Hafızlık yapmış. Yani küçük yaşta hafızlık yapmıştır. Peki Kur'an'da denmiyor mu? Ve nefektü fihi min ruhi. Ben insana kendi ruhumdan üfledim. Allah'ın ruhu ne? Allah'ın ontolojik olmasa bile kendi ilahi yansımasının eseridir insan. Bunu söylemek istiyor. O zaman Şeyh Bedrettin'i kafir ilan eden kişi, bu Hallacı Mansur'u kafir ilan edenler gibi Şeyh Bedrettin'i kafir ilan edenler bu ayeti de inkar etmiş olurlar. Kıyamet zamanı verilmiş olsa da kıyamet yoktur, evren sonsuzdur. Ruh bedenin yaşama yeteneğidir diyor. Ruh gittikten sonra, yani ruh bedenle birlikte ölür diye ifadesi var. Özellikle ruhla bedenin ölümlü olduğunu özellikle belirtiyor. Çünkü Tanrı kendi, yine Şeyh Bedrettin'in dediği gibi, kendi suretinde, en güzel şekilde kendi suretinde yarattığı insana yokluğu emrettikten sonra artık o yok olur gider. Asıl olan, kalan Tanrı'dır. İbadetlerin amacı nedir? İlginç bir şey söylüyor. Bakın, tamamen İslam ahlakıyla örtüşen bir şey, saf bir İslam ahlakıyla. İbadetlerin amacı insanı geçici ilgilerden, arzulardan ve hırslardan sıyırıp atmak içindir diyor. Çok net. Peki acaba huriler ve köşklerle ilgili neler söylüyor? Bunlar, huriler ve köşkler, hayal aleminin ürünleridir. Bunlar kesinlikle duyu aleminde gerçekleşmez. Demek ki bunların birer simge olduğunu söylüyor. Kur'an'da geçen huriler, köşkler, cennetler, cennetin makamatı, makamları Şeyh Bedrettin'e göre nedir? Sadece sembol ve simgelerdir. Duyusal ve deneysel hiçbir gerçeklikleri yoktur diyor. Var olan sadece Tanrı'dır. Tanrı'nın dışında hiçbir şey yoktur. Aa, nasıl oldu şimdi? Bakın, bir çelişkiye düştü gibi geliyor değil mi? Yani her şey Tanrı'dır, doğa Tanrı'dır. Sonra da kalkıp diyor ki sadece Tanrı vardır diyor. Bu şu demektir. Tanrı'nın dışında vardır diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur demektir. Biz varız ya insan olarak. Hayır, biz o bize o izin verdiği için varız biz. Biz varlık iddiasında bulunamayız. La mevcude illahu, sadece o vardır. Ondan başka hiçbir şey yoktur demektir. Bizler mevcut değiliz. Dolayısıyla ölümlü olmak bizim için hem bedenen hem de ruhendir diyor. Biz mevcut değiliz. Sadece o vardır. Başka hiçbir şey yoktur diyor. Onun dışında varlık tanınamaz. Evren cinsi, türü ve özü yönünden kesin olarak öncesizdir. Ve onun ortaya çıkışı zamanla değil, zatidir diyor. Hemen şeyi hatırlayalım. Antik çağ felsefesinin en son ve en büyük okullarından olan yeni Platonculukta, biliyorsunuz, bütün varlıklar güneşten ışınların doğduğu gibi Tanrı'dan akarak, doğarak, taşarak oluşmuşlardır. Dolayısıyla Tanrı ile yaratması arasında bir zaman boşluğu, bir aralık yoktur. Çünkü Tanrı önce var, sonra da şeyi, evreni yaratmıştır değil. Doğrudan doğruya Tanrı sürekli yaratmaktadır. Arada zaman yoktur. Bir durayım, ondan sonra şunları yaratayım, daha sonra bunları yaratayım dememiştir. Südur yoluyla Tanrı bütün evreni yaratmıştır, var etmiştir diyor. Burada da zaman yoktur. Sadece öncelik sonralık. Peki Tanrı mı önce, o yoksa ondan taşanlar mı? Taşan biz varlıklar mı öncedir? Zaman olarak öncelik veya sonralık yok burada. Zat olarak, yani anne çocuktan öncedir. Zaman olarak mı öncedir? Evet, burada zaman işlediği için zaman olarak öncedir, ama anne zorunlu olarak çocuğundan öncedir. Çünkü önce çocuk sonra anne olmaz.
Peki aradaki öncelik sonralık varoluşsal öncelik sonralıktır. İşte bu aslında panteizm değil, aslında tevhiddir. Tevhid bütün varlıkları Tanrı varlığının muhtevası, içeriği olarak görmektir aslında. Tevhid bunu anlatıyor. Rüyalara gelince bir benzetme daha yapacağım. Rüyalar uyanıkken düşünülen ve yaşanılan şeylerin aynısıdır. Çünkü insan gönlü tasavvurdan boş kalmaz. Şimdi burada ilginç bir noktaya geliyoruz. Bütün rüyalarımızın temelinde deneysel veriler vardır. Deneylemediğimiz şeyin rüyasını görmeyiz demektedir. Bu da bize Freud'u hatırlatmaktadır. O zaman merak eden Freud'un felsefesiyle Şeyh Bedrettin'in bu cümlelerini karşılaştırsın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.